Merhabalar sevgili izleyiciler. Suffocated Press Haber Ajansınızda yine sizlerle birlikteyiz, karşınızdayız ve dünyanın dört bir yanından bizlere dünyada neler olup bittiğini anlatan sevgili Cevval muhabirimiz Cenk de bugün tabii ki bizlerle telefon attığımızda. Cenk'cim merhaba. Alo. Nasılsın canım Cenk'im benim? Ne yapalım ya işte koşturmaca koşturmaca hep. Koşturmaca mı? Yani ben gördüğüm kadarıyla pek koşturan bir insanın hali yok şu an senin üzerinde. Ya işte bir 10 dakika öyle bir dinleneyim dediydim, tam sen aradın. İyi ettin yani, seninle konuşayım ondan sonra artık fırsat bulursam. Niye yoruldun ki dinleniyorsun yani, ne yaptın ki? Yani işte etrafta virüs var dedim, acaba kaptım mı kapmadım mı falan diye bu Oscar'ları düzenledim zaten. Şey, korona mı kaptın yoksa? Korona mı? He. O bira ya. Hayır yani korona virüsünden korunmaya mı çalışıyorsun anlamında? Korona virüsü nedir bilmez misin? Korona virüsünden korunuyorum. Gerçekten esprilerinle yine programımızı şenlendirdin. Cenk'ciğim bak, korona olmuş olabilir. Neredesin sen şu an? Çin'de olmayasın. Yok, evdeyim. Evde değil? Evdeyim. Los Angeles ya. Los Angeles mı? He. İngiltere'de hatta değil miydi senin? Hatta beni kraliçe çağırdı falan da dedim kraliçem ben bir 10 dakika dinleneceğim sonra jeti göndereyim dedi. He. Onun torunlardan bir tanesi ayrılıyor muymuş dedi. Gel şunları bir birleştir bilmem ne falan filan. Allah Allah, kim o şey mi? Meghan'la tüyen mi yani şeyi bırakan, kraliçeyi yok, yok. Bırakan dostumuz mu ayrılıyor? Yok, başka bir tane. Bunlar 50 kişi zaten. Ben de artık ipin ucunu kaçırdım da. İşte bir tanesi işte neyse. Philip mi dedi? Bir şey dedi. Philip, he. Seni niye çağırıyor kraliçe? Dedim ya işte ya şey diye. Hayır tamam, sen o gidersin. Kraliçenin yanında ne işi var? Gider Philip'le konuşursun. Philip'in ayrılacağı karısıyla konuşursun. Ha işte ben... Philip'i de biraz baskı olsun diye herhalde saraya maraya çağırmış. Ondan sonra öyle bir takım ya şeyler yani işte. O kendisi biraz pohpohlanmak istiyordur. Sen de tabii onun gönlünü yapıyorsun. Ha, kraliçem şöyle, kraliçem böyle, kraliçem falan. Elini melini öpüyorsun. Kadının hoşuna gidiyor tabii. Seni hep dizinin dibinde istiyor. Öyle tabii, sonuçta kadın kaç yaşına gelmiş? Yalnız da kalmak istemez yani. Brad de bende. Ondan sonra ona da söyledim. Gidek mi ne yapak falan diye. Ya dedi, çekemem şimdi kraliyet geyiği falan dedi. Brad sende mi? I can't pull. Şey dedi yani. Peki Brad ne iş var yani? Onun şu an Oscar ödülü falan aldı. Hani partilere falan Oscar'lar akması lazım. Oscar'lar bitince işte ne yapıyorsun? Var mı kimse? Geleyim mi falan dedi. Dedim gel. Gene o işte Angelina Jolie geyiği bilmem nesi. Üzgün yani triplerde. Hala mı kafası orada? Yıllar oldu be kardeşim. Cengilim. Alo. Ha. Duyuyor musun beni? Duyuyorum duyuyorum. Kesildi gibi oldu da bir an. Hayır dedim, hala mı kafası Angelina Jolie'de? Yani Jennifer Aniston falan, onları hiç düşünmüyor mu? Ya da başka birisi yok mu hayatında Brad'in? Bir sürü var diyor da diyor. Yani kalabalık içerisinde bir yalnızlıktayım diyor. Yani I am in lonesomeness in a very crowded. Gerçekten çok ilginç bir İngilizcesi var. Önce onu söyleyeyim. Cenk'ciğim Brad yanındaysa ver 3-5 kelam edelim. Yani bir tebrik edelim. Bir ödül aldı. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Brad, do you want to see on TV? Yok diyor. Do you want to see on TV'den ne anladıysa ona mı yok diyor? Yok, o ben demiştim ona zaten canlı yayına, a live interview'a katılacağım demiştim. He. Ondan sonra o da yani şey dediydi zaten, hani benim saçlarım başta. Do you want to comb your hair or take a shower or something? Yok diyor. Cenk'ciğim istemiyorsa zorlama, şey yapalım. İstersen ben onu ekrana vermem. Yani sen yanındaysa 3-5 kelam edelim, sohbet edelim. Zaten sen de çevirmenliğimizi, tercümanlığımızı yaparsın. Ben gözükmeyecek miyim? Yani gözükme istiyorsan, yani fark etmez. Seni o yani kadar görmeye meraklı sonuçta olduklarını zannetmiyorum izleyicilerimizin. Yani şöhret peşinde değilim de gene de hani muhabiri görmek isterler diye düşündüm hani. Ya istiyorsan sen gözük, ama ben hani Brad istemiyorsa onu görüntüye vermem. Brad istemiyor zaten. İyi, ne tamam, vereceksin o zaman görüntüye? Sadece sesiyle katılabilir miymiş? Bir onu sor bakayım. Just voice. Ne o diyor? Okey dedi. Okey gibi dedi yani. Okey gibisinden. Olmuyor. Like işareti mi yaptı şöyle? Thumbs up mı? Yok, şöyle yaptı yani. Tamam peki. O zaman istersen Brad'e öncelikle merhaba dediğimizi söyle. Sen şimdi ekranda ne var, ne gözüküyor? Ben Brad'in bir resmini koyarım canım oraya. Ha sen koy, güzel yakışıklı bir resmini koy. Tamam oldu, şey yapalım, arkadaşlarımdan rica edeyim, rejimden, reji. Şu an görüntüye Brad'in yakışıklı bir resmini koyarsanız kendisini göstermeyelim. Evet, evet Cenk'ciğim.
Evet, ne diyoruz şimdi? Ne soracağız? Ne yapacaksın? Bu ödül töreninde heyecanlandı mı? Çünkü 30 yıllık meslek hayatında ilk kez Oscar ödülü alıyor. O da yardımcı erkek oyuncu ödülü. Yani nasıl bir üzüntü mü, hayal kırıklığı mı, nasıl bir şey bu? Brett, in the Oscars you took an Oscar but it is not a big Oscar, it is small. What ya çok small da değil, medium. What are you thinking about it? Evet. It was, for me it was just about getting cozy, you know, up in front of a mass of people. I know that. Okay, şey dedi yani, bir sürü insanın önünde dedi, tabii böyle bir ödül almaktan biraz utandım dedi. Tabii yani yalnız başına mı almak istiyormuş sonuçta? Oscar alıyor, herhalde birilerinin önünde alacak. İşte şey dedi yani, hani başkalarının önünde aldım da dedi, yani kendim biraz cozy hissettim dedi. Cozy hissetmek? Cozy, yani koz yatağı vardır ya. Oradan bir kelime benzeşmesi yaptı yani. Kendimi koz yatağındaymış gibi hissettim mi diyor. Ha, orada AVM falan var ya, Kozi AVM. Herhalde yani orada o kalabalığın içerisindeymişim gibi şey oldum dedi. Yani. Demek oraları biliyor yani. Helal olsun. Peki bu aldığı ödüllü birisine ithaf etti mi? Yani ne bileyim, bunu işte Angelina için alıyorum ya da çocuklarıma adıyorum falan gibisinden bir şeyler. Brett, did you give your Oscar to anyone else? Gerçekten harika bir soru. Antithetical given the profession I've chosen, but it's not necessarily my thing. Yok ya dedi, bu benim olayım değil dedi, bu beni aşar dedi. Yani ben aldığım ödülü tutarım biliyorsun dedi ki, daha önce aldığı ödüllerden bir ikisini de bana getirmişti. Yani hakikaten o kafalarda hiç değil. Yani ödül ödüldür, ne yapacağım evde onu tutup da sen diyor ne yaptın yani. Onun aldığı ödülleri? He? Sen ne yaptın onun aldığı ödülleri? Saklıyor musun? Yok, benim şey var, kapı açık durmuyor, onun önüne ağırlık olarak koydum. Anladım. Peki Cenk'cim, Türkiye'ye gelmek ister mi yani ödülünü bizim, yani sen hazır, sen de yanındayken biraz ona Türk kültürünü tanıtmışsındır diye düşünüyorum. Bir şey söyledi, just point dedi. Ha ne? Alo? Ha, duyuyor musun? Ben Brett'le konuşuyorsun zannettim, pardon. Ha, oradan şeyi sordu da, bu çalışıyor mu tost makinesi dedi. Tost mu yapıyor şu an kendisine? İşte yapmaya çalışıyor da, Brett leave it. Beceremediniz diyorsun. Peki yani ülkemize gelmek ister mi? Seninle de Türk kültürüne aşina olmuştur, onu soracaktım. Yani gelse de bir görüşsek falan. Brett, in your plans is there going to Turkey with some culture? And I think when gamemanship, Trump's doing the right thing. It's a... Evet, yani game and shit falan dedi, yani oyun oynamak için falan filan akabilirim belki dedi, neden olmasın dedi yani. Anladım, o halde kendisini bekliyoruz en yakın zamanda. Onu benim de özel olarak çok sevdiğimi ve bütün filmlerini izlediğimi iletir misin Cenk'ciğim? He loves you himself as a person and in one body. It's a sad day and I don't think we should let it slide. Evet yani olabilir dedi. Bu güzel bir gün dedi. Neden olmasın dedi yani. Anladım. Yani sanırım soruyu tam tercüme etmedin ya da yanlış bir şeyler tercüme ettin. Ha, neyse, o şimdi beni şey yapıyor da bir tost yapayım şuna. Tamam peki. Tekrar o görüntüye halde koyacağım mı beni? Ne yapacaksın? Efendim? Ne? Görüntüye koyacağım mı beni? Görmek isterler. Tamam yani istersen konuşmayacaksa artık alayım Brad'in görüntüsünü. Sen gel yine ekrana. Ha iyi tamam. Olur. Tamam. Evet sendeyiz Cenk'ciğim. Ne? Görüntüde değil misin? Görüntüdeyim de ne yani? Tamam yani işte hadi vedalaş sevgili izleyicilerimizle. Ha, başka yani haberlerimiz böyle yani. İleteceğin başka bir şey var mı? Biraz yok, Brett'le sesin kesiliyor, uzaklardan ben... geliyor sanki. He? Biraz bağlantıda kopukluk oluyor galiba. Bitirelim istersen. Olur. İyi tamam Cenk'cim, çok teşekkür ediyorum. İlk kez bir kedi olalı bir fare yakaladın. Doğru düzgün bir bağlantı kurdun. Brad'le bizi konuşturdun. Sağ ol. Bundan sonra yanında olan diğer ünlülerle de konuşmak isteriz. Yani yoksa sevgili izleyicilerimizden böyle bir takım lagalugalar görüyorum. Yok hayır, o artık o gerçekten orada değil, atıyor falan gibisinden spekülasyonlar uyduruyorlar. Ha, olur ya, bakarız hallederiz. Yani benim için çocuk oyuncağı biliyorsun. Children's toy. Anladım. Görüşmek üzere canım Cenk'im benim. Hadi kardeşim, hoşça kal. Görüşürüz. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan.